Bugün için biraz gelenekleri bozup başrahip olarak konuşmamı yapmayacağım. Aramızda çok önemli iki konuk var. Sağ olun. Aziz Nikola'nın torunları olurlar. Peder Kirkor'la Peder Angutio. Tören konuşmamızı yapmak için sizleri kürsüye davet ediyorum. Kardeşlerim, sizin o kutsal sesinizden bir dua işitmek isteriz. Ne yapacağız ne? Ne yapacağız? Bilmiyorum Altan, işte oradan kitaptan okuyacağız. Sağ olun Peder Angus. Sağ olun. Bu ne Ceren? Altancığım. Altan bir dakika. Halledeceğim şimdi. Bir dakika bile. Tamam. Sevgili dostlarım, bugün konuşmayı sizlere ben yapacağım. İsa ne der bilir misiniz? Ne der? Ne der? İsa ne derse güzel der. Boş verin İsa'yı. Bugün ben size Aziz Müslüm'den çok güzel bir beyit okuyacağım. Sevgili dostlarım, Aziz Müslüm der ki, hor görülenlerin Tanrı'nın isyanıdır bu. Sevip sevip de sevilmeyenlerin isyanıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Yakarsa dünyayı, garipler yakar. İsyan ede ede oldum günahkar. Tanrım bu dünyayı başka kim takar? Mutluluk bizlere uzaktan bakar. Tanrım dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Efendim, affedersiniz. İncil'in hangi bölümündendi bu? Bu babanın üçüncü albümünden. Çok güzel bir duaydı. Peder Kirkor, Peder Angutio. Aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İzin verirseniz abinizin törenini ben yapmak isterim. Tabii ki. Gönülden isteriz. Cevat manyağına bak. Kendine keşlerden açlı ordusu kurmuş. Baksana şunlara patron. Akbaba gibi toplanmışlar. Hazır olun. Bugün o haçlılardan tüm Hamdi'lerin intikamını alacağız. Hamdi, oğlum. Olduğun yerden beni gördüğünü biliyorum. Merak etme. Kanın yerde kalmayacak. Tabutu açar iseniz dua etmek istiyorum. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Kutsal kardeşimizin yüzündeki nurun kiliseyi aydınlatmasına izin verin lütfen. Şimdi Sayın Angus, abimiz çok nursuz bir insandı. Aynen öyle yani, gudubet uğursuzun tekiydi yani, Allah kahretsin bir insandı yani. Çok çirkindi. Ay öyle öyle bir çirkindi ki babamız bile onu eldivanla severdi. O kadar yani. Merak etmeyin. Burada hiç kimse onun yüzünün çirkinliğini görmez. Kilisemiz iç güzelliğini ortaya çıkarır. Angus Bey, olmaz. Şimdi Sayın Angus, abimizi zaten bunun içinde. İçi de bir, dışı da bir. Kendisi 148. göbekten Aziz Nikola'nın torunu. Adam ölü kardeşim, yani bunu açınca ne olacak? Adam dirilecek mi? Peder Angus Bey, kardeşim acımız büyük olduğu için ne dediğini bilmiyor, saçmalıyor. Değil mi kardeşim? Peki, anladım.